Elif dünyaya geldiğinde hissin neydi o yaşta anne olduğunu? Hiç uyuyamadım. Böyle baktım yaratığa bakar gibi. O da şey dediler, bebek hemen ağlar, hemen meme ister filan dediler. Hayır, tombalak esmer bir şey böyle yatıyor orada yan şeyimde, yatağımda. Ama şey oldum galiba, iyi bir anne olmayı becerdim. Bir de tabii ailemin çok büyük katkısı vardı. Rahmetli kayınvalidemin de. Kayınvalidem, annem, babam, teyzem hep bir aradaydık. Yani son yıllarda zaten annemle babam bende kalıyordu. Kayınvalidem rahatsızdı, o da bende kalıyordu falan. Elif hep o kalabalık aile şeysiyle büyüdü. Mesela Elif'in şeyi, karakteri daha dingin, daha sağlamdır. Ya da annemin deyimiyle Allah deli analara akıllı evlat veriyor, onu bilemiyoruz. Artık orada A ve B şıkkı var yani. İki çocukluğu getirsem yan yana, önce sana sorsam. Sence senin çocukluğunda ne eksik? Yani sakin bir ev ortamı eksik. Evet. Peki bunun Elif'in çocukluğundaki karşılığı ne? Ben ve babası hayatla ilgili çok ciddi ekonomik sıkıntılar ve çalkantılar yaşarken o hep bizi idare eden ve bize destek olan oldu. Onun da travması o belki de. Nasıl anlatırsın bize Elif'i? Nasıl biridir o? Ya o çok şirin bir bebekti, çok tatlıydı. Ondan sırtıma atardım, Göztepe Parkı'na giderdik, gezdirdim, oynardık bilmem. Bizde dadı kavramı hiç olmadı mesela. Yani hep çok akıllı, çok vefalı, daha küçük yaşta ilkokuldan beri arkadaşlarıyla çok hayata karşı çok sağlam duran, o da çok kültürlü, okuyan, çok iyi bir eğitimi olan bir kız. Yani onun da özelliklerini saymakla bitmez. İnşallah onun kıymetini bilirler. Senin hastalık sürecinde çok nasıldı onun yeri? Orada çok etkilendi tabii. Çok etkilendi. Yani o da çok üzüntüler yaşadı, doğru söyleyeyim şimdi. Üzüntülerle beraber geri mi çekildi? Yok, yaklaştı mı sana? Yok, yaklaştı. Çok şanslı bir anneyim bence. Çok şanslı bir anneyim. Rolleri değiştiririz bazen. Hayat içerisinde aynen, öyledir. Bütün rolü yüklenmek değil de, rolleri değiştirmek de fena değildir. Çünkü bir annenin de şefkate, bakıma ihtiyacı olur. Bir kız çocuğunda ya da erkek çocuğunun da olur. Allah'tan anne çok geç yaşlarda yaşadı bunu. Kişiliği oluştuktan çok sonra. Çok zorlandığından kastın ne? Ne yaşadı? Yani gelgitlerle bir uğraşması. Hani annem nereye gidecek şimdi? Çıkıp atlayıp arabaya Bodrum'a mı gidecek acaba filan? Gibi şeylerle yani uğraşıyorsun. Hani ne yapacağını kestirememek gibi bir durum yaşadı tabii. O onu mutlaka bir travma yaratmıştır onda yani. Konuşuyor musunuz hiç aranızda? Anne bu dönem böyleydi. Aa tabii konuşuyoruz. Tabii. Siz o dönem üzerine de dertleşebilen tabii, tabii. Bir anne yani kısınız. Şimdi tabii iyileşme şeyini yaşadığı için canım da çok mutlu yani. Bir özellikle sizin de anne kız ortak yolculuğunuza bir bakalım istedik. Elif'in de kulaklarını çınlatalım istedik. Çınlatıyoruz. İzleyelim beraber. Nurseli Ediz 1983 yılında müzisyen Cem Ediz'le hayatını birleştirir. 99 yılında yollarını ayırsalar da dostlukları bugün de devam eder. 1985 yılından sonra iyi ki DJ'yi annelikle tanışır ve kızı Canan Elif dünyaya gelir. Birlikte büyümeye başlar, birlikte öğrenirler hayatı. Yaşadıkları zorlu süreçler daha da kenetler ikisini. Kızı Elif de sanatın içinde başlayan hayatını oyunculuk, müzik ve edebiyatla devam ettirir. Yani bu Nurseli'nin kızı demesinler, aman ben işte annem aracılığıyla iş istemeyeyim falan diye. Bir de tabii önümde böyle bir figür olduğu için, ay bu kadın çok güzel, çok yetenekli, ben nereme çıkıyorum falan psikolojisindeydim. Birlikte üretir, birlikte çoğalırlar. İdam tasdik çıkarsa Kur'an okunur. Kur'an okunur. Bu babasının şarkısı. Kur'an okunur.